Bu föyümüzde kuvvetin döndürme etkisi ve tork dengesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tork bir kuvvetin bir cisme herhangi bir nokta ya da eksene göre döndürme etkisine denir. Birimi Newton çarpı metredir. Diğer bir adı moment olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Kuvvetin tork etkisi farklı metotlarla hesaplanabilir. Birincisi kuvveti çubuğa dik bileşenlerine ayırmaktır. Mesela şekildeki gibi O noktası etrafında dönebilen D uzunluklu bir çubuğumuz olsun. Bu çubuğa şöyle bir F kuvvet uygulayalım. F kuvvetinin çubuğa dik ve çubuğa paralel bileşenleri var. Çubuğa paralel olan bileşenin uzantısı dönme noktasından geçecektir ve dönme noktasından uzantısı geçen kuvvetlerin tork etkisi olmayacağı için bunu almayacağız. O zaman bizim için düşey kuvvet önemli. Bu düşey kuvvetle dik olan çubuğun uzunluğu uzaklığı d mesafesini çarptığımızda tork etkisini kuvvetin bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani Fy çarpı d'dir. Buradaki Fy açının karşısı olduğu için F çarpı sintet olduğunu unutmuyoruz tabii ki. Yani F sinteta d buradaki tork etkisini oluşturmuş olur. İkinci metodumuz da kuvveti bileşenlere ayırmayız ama dik uzaklık bulabiliriz. Bu kuvvetin aynı kuvvetten bahsediyoruz yine tabii. Bu kuvvetin doğrultusunu devam ettiriyorum. Bu doğrultuya kuvvetin kendisine gitmem şart değil. Bu doğrultuya dönme noktasından dik mesafe gittiğimde işte kuvveti buradaki bulacağım dik uzaklıkla çarpmam yine bana torku verecektir. Dikkat ederseniz burada bir dik üçgen oluştu. Buradaki açı teta ise çapraz, buradaki açı da teta olacaktır. Dik üçgenin hipotenüsü D kadar yani çubuğun boyu kadar. Karşı dik kenarı bulurken hipotenüse sintetayı çarpmam gerekecek. Tork F çarpı L'dir. L yerine de D sinteta yazarsak F D sinteta olarak karşımıza çıkar. Biraz önceki formülle aynı şeyi yine çıkarmış oluruz. Örnek 1'e bakarsak aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torklarının büyüklükleri sırasıyla T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir diye soruyor. F1'den başlayalım. F1'in doğrultusu, ikinci metodu kullanıyorum bu arada arkadaşlar. F1'in doğrultusuna dik uzaklığımız dönme noktasından gidersem ne kadar? 2 birim. Peki kuvvetimiz ne kadar? 3 birim. O zaman T1'in torku 3 çarpı 2'den 6 çıkacaktır. F2'nin torkuna bakarsak dikkat edin. F2'nin uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından. O zaman torku ne olmalıdır? 0. Döndürme etkisi yok demiştik. F3'e dönme noktasından dik uzaklık gidersek şu mesafeye gideceğiz. Yani 4 birim. Kuvvetimiz 2 birim. 2 çarpı 4'ten torku 8 olacaktır. Yani 3 büyük 1 büyük 2 diyebiliriz. İkinci örneğimizde bir levha verilmiş. Eşit bölmeli kare düzlem üzerine yerleştirilmiş bir üçgensel levha. O noktası dönme noktası. F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor buna. F1 kuvvetinin O noktasına göre torku T olduğuna göre F2 kuvvetinin O noktasına göre torku nedir? Vektör olarak soruyor tabii ki. Şimdi F1'in O noktasına göre saatin tarafına döndürdüğünü görüyoruz. F2 ise O noktasına göre saatin tersi tarafa döndürüyor. Yani torklarını vektör olarak gösterirken F2'nin torkunu eksili olarak göstereceğim demektir. Dönüşünün zıt olduğu için. Peki torklar arasındaki büyüklükler arasındaki ilişkiye bakalım. Birincinin torku kuvvetim bir köşegen ona kök 2 diyorum. Bu kuvvetime dönme noktasından dik uzaklık gidersem 2 köşegen gideceğim. Yani 2 kök 2 diyorum. O zaman burayı çarptığımda 4 çıkacaktır. Yani T1'e 4 demiş oldum. Şimdi T2'nin tork değerine bakalım. Kuvvetin 1 birim. Bu kuvvetin doğrultusunu çizelim. Bu doğrultuya dönme noktasından dik uzaklık ne kadar gidiyoruz? 2. O zaman bunun torku da 2. Yani birincinin torkunun yarısı. O zaman bunun torkuna T dersek F1'in, F2'nin torku ise T bölü 2 olacak ama zıt yönde olduğu için eksi T bölü 2 diyeceğiz. C şıkkı.
Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçerse eğer arkadaşlar, döndürücü etkileri yoktur bunların. Yani torkları sıfırdır. F1, F2 kuvvetlerinin direkt kendileri dönme noktasında, F3'ün ise uzantısı dönme noktasından geçtiği için bu üç kuvvetin torku nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Bileşke tork, bir cisme uygulanan kuvvetlerin bir noktaya göre torkların bileşkesine bileşke tork denir. Bileşke torku alırken arkadaşlar kuvvetlerin döndürme yönlerini de dikkate almamız gerekir. Çünkü artı yöne döndürenleri toplamda pozitif, eksi yöne döndürenleri de toplamda negatif alarak işlem yapacağız. Üçüncü örneğimizde yine bir bileşke tork örneği var. Onu O noktasından duvara menteşelenmiş, her bir bölmesinin uzunluğu D olan, kalınlığı ve ağırlığı önemsenmeyen çubuğa 3 tane kuvvet etki ediyor. F, 2F ve 5F. Bu kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torkunun büyüklüğü ve çubuğun dönme yönü. Yön olarak da saat tarafını pozitif, tersi tarafı negatif vermiş. Şimdi O noktasına göre buradaki F kuvvetimiz çubuğu yukarı doğru kaldıracak, yani eksi tarafa döndürüyor. 2F kuvvetimiz de yine O noktasına göre eksi tarafa döndürüyor. 5F ise aşağıya doğru çekiyor, yani artı tarafa döndürüyor. O zaman bileşke torku alırken bu işaretleri de kullanmamız gerekecek. Peki F'nin dik uzaklığı ne kadar O'ya? 2D kadar. Yani F çarpı 2D, ama başına eksiliği koymamız lazım. 2F'nin dik uzaklığı ne kadar? 2F'nin doğrultusunu alırsak arkadaşlar, 2F'nin doğrultusu bu. Bu doğrultuya dönme noktasından dik uzaklık gittiğimizde şuradaki mesafeyle aynı gittik. Yani D kadar. O zaman 2F çarpı D diyeceğiz. Bunda da başında eksilik var. 5F'nin doğrultusuna bakıyorum. Çizdik. Bu doğrultuya dönme noktasından dik uzaklık gittiğimizde şuradaki çubuğun mesafesi kadar gidiyorum. Yani o da D kadar. 5F çarpı D. Bunun da artı olduğu için başına artı koydum. Burada eksi 2FD, eksi 2F'den eksi 4FD gelecektir. Artı 5FD de burada var. O zaman sonuç artı FD çıkacak. Bileşke pozitif çıktığı için çubuk pozitif yönde dönüyor. Ve ne kadarlık torkla? FD kadarlık torkla. Yani E şıkkı olur. Evet, yine bileşke tork sorumuz. Özdeş parçalardan oluşan levha O noktası etrafına dönebiliyor. F büyüklüğündeki kuvvetler levhaya şekildeki gibi uygulandığına göre levha hangi yönde kaç V'de ile döner? Dönme noktamıza göre saatin tarafını bu sefer negatif, ters tarafı pozitif almış. Dönme noktasına göre şu F kuvveti çektiğim zaman hangi tarafa döndürecektir arkadaşlar? Saatin tersi tarafa, yani artı demiştik ona, değil mi? Bunun pozitiftir tork. Buradaki F kuvveti çektiğim zaman O noktasına göre saat tarafına döndürecek, yani eksidir torku. Bu F kuvveti de yine saat tarafına döndürecek, bunun da eksidir. Bu F kuvveti de yine aynı şekilde eksidir. En sondaki F kuvveti de yine saat tarafına döndürmeye çalıştığı için eksidir arkadaşlar. Şimdi uzaklıklarına bakalım. Önce eksi olanlardan başlıyorum. Şu yukarıdaki F kuvvetinin doğrultusuna dönme noktasından dik uzaklık yarım D kadardır. Yani eksi F çarpı D bölü 2. Üstteki şu F'ye bakalım yine. Bunun doğrultusuna dönme noktasından dik uzaklık 1,5 D kadardır. Yani eksi F çarpı 3 bölü 2 D. Şuradaki F kuvvetine bakıyorum. Bu doğrultuyu belirliyorum. Yine bunun da 1,5 dik uzaklığı var. Eksi 3 bölü 2 F D de buradan gelir. Bir de şurada eksi yönde döndüren vardı. Bunun da dik uzaklığı dikkat ederseniz yine 1,5. Eksi 3 bölü 2 F de yine buradan gelmiş oldu. Son olarak artı yönde döndüren kuvvetimiz var. Onun da dik uzaklığı
yarım birim. Artı F çarpı D bölü 2. Hepsini toplamaya kalktığımda dikkat edin. Eksi F D bölü 2 ile artı F D bölü 2 birbirini götürecek. O zaman burada 1 buçuk, 1 buçuk daha 3, 1 buçuk daha 4 buçuk, yani 9 bölü 2. Eksi yönde F çarpı 9 bölü 2 de diyebiliriz. Yani D şıkkı olur. Genel denge şartımız arkadaşlar, iki tane denge şartının sağlanmasıyla olacaktır. Yani hem kuvvet dengesi hem de tork dengesinin olmasıyla. Bir cismin dengede kalabilmesi için üzerine etki eden bileşke kuvvet ve herhangi bir noktaya göre bileşke tork sıfır olmalıdır. Örnekte mesela bir küre verilmiş. O noktasından yerde duran bir küre, merkezi O olan. Bu küreye yukarıdan sağa doğru F kuvveti, aşağıdan sağa doğru F kuvveti, sola doğru F kuvveti etki ediyor. Şimdi bu cisim normalde sola ve sağa çeken kuvvetler birbirine eşit olduğu için kuvvet dengesi vardır. Yani toplam kuvvet sıfırdır. Cisim sağa ya da sola gitmeyecek. Bunu anlıyoruz. Ama her iki kuvvet de dönme noktasına göre, yani kürenin merkezine göre aynı tarafa döndürmeye çalıştığı için tork dengesi burada yoktur arkadaşlar. Yani bu cisim sağa ya da sola gitmez, hareket etmez ama olduğu yerde döner. O zaman tam bir denge şartı sağlanmış olmuyor. İkinci örneğimizde üstten ve alttan F kuvvetlerin ikisi de sağ tarafa doğru. Burada üstteki F kuvveti saatin yönünde döndürmeye çalışırken alttaki saatin tersi tarafa döndürmeye çalışıyor ve eşit şiddette döndürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi tork dengesi var. Yani bu cisim dönmez. Fakat iki kuvvet de sağa çektiği için kuvvet dengesi yok. Yani cisim sağa doğru hareket edecek. Ya da ikisinin de merkez hizalarından sağa ve sola doğru F kuvveti çekelim. Sağ ve sol kuvvetler eşit olduğu için kuvvet dengesi var. Yani cisim hareket etmez. Sağa ya da sola gitmez. Aynı zamanda kuvvetlerin ikisi de dönme noktasına uygulandığı için tork etkileri zaten sıfırdır. Yani burada toplam tork da sıfırdır. İşte bu bizim için tam denge şartıdır arkadaşlar. Cisim ne hareket ediyor ne de dönüyor. Beşinci örneğimizde yine denge şartını soracak şekilde bir levha verilmiş. O noktası etrafında düzlemde dönebilen eşit bölmeli levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında levha şekildeki gibi dengede kalıyor. F1, F2, F3 kuvvetlerin levhayı döndürme etkileri sırasıyla M1, M2, M3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu cümle önemli arkadaşlar. Kuvvetleri ayrı ayrı uyguladığımızda hepsi levhayı aynı şekilde dengede tutuyorsa o zaman bunların, yani bu kuvvetlerin torkları eşit demektir. Zaten bize neleri soruyor? Torklarını karşılaştırmamızı soruyor. O zaman bunların torkları eşitse cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kenar uzunlukları 4A ve 3A olan ve O noktası etrafına dönebilen bir dikdörtgen levhaya F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında ama ayrı ayrı uygulanıyor. Levha dengede kalıyormuş. Buna göre F1'in F2 oranı kaçtır? Yine ayrı ayrı uygulandığında levhayı dengede tutabiliyorlarsa bunların neleri eşit diyorduk? Torkları eşit. Peki F1'in O'ya göre torkunu alırken dik uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 4A. Yani F1 çarpı 4A eşit olmalı. Şurada 3, 4, 5 üçgeni oluştuğu için arkadaşlar buradaki açı 53 ise buradaki açı 37 olacaktır. O zaman 90'a tamamlandığı için buradaki açı 53'tür. Yani O'dan F2'ye gittiğim şu yeşil çizgi, dikkat ederseniz 37 artı 53'ten dik olarak F2'ye ulaşmış olur. Yani dik uzaklığı dikdörtgenin köşegenidir. O da 5A zaten 3, 4, 5 üçgeninden. O zaman F2'nin dik uzaklığına da 5A diyeceğiz. F2'yi karşı tarafa atarsak F1 bölü F2. 4A'yı da diğer tarafa yine bölü olarak geçirirsek 5 bölü 4'e eşit olur. E şıkkı.
Evet, tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bir cisim birden fazla kuvvetin etkisi altında ayrı ayrı dengede kalabiliyorsa kuvvetlerin dönme noktasına göre torkları nedir? Eşittir. Dönme noktasına göre dik uzaklığı büyük olan kuvvet, tork eşitliğinde bu önemli arkadaşlar kıyaslama. Dönme noktasına göre dik uzaklığı büyük olan kuvvet küçük, dik uzaklığı küçük olan kuvvet de büyüktür. Yani tork eşitliğinde kuvvetle dik uzaklık ters orantılıdır diyebiliriz. Bir ipte gerilme kuvveti oluşmuşsa eğer bağlı olduğu cisimleri daima ne yapacaktır bu kuvvet? Çekecektir arkadaşlar. Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçerse döndürücü etkisi yoktur. Bunu da biraz önce söylemiştik. Yedinci örneğimizde yine bir tork dengesine göre gidiyoruz. Eşit bölmeli çubuğa dik olarak etkeden F1, F2 kuvvetlerinden F1 kuvvetinin M noktasına göre torkunun büyüklüğü T1, F2 kuvvetinin N noktasına göre torkunun büyüklüğü T2 ve 2T1, 3T2 olduğuna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı kaçtır? Şimdi F1'in M'ye göre torkunu alırken dik uzaklığı ne kadar? 3. F2'nin N'ye göre torkunu alırken dik uzaklığı ne kadar? Onun da 3. O zaman şuradaki matematik eşitliği yazalım. 2T1. T1 yerine yazacağız. 3 çarpı F1. Eşit olacak 3 çarpı T2 yerine de 3 çarpı F2 gelecek. Üçler karşılıklı birbirini götürecek. F2'yi karşı tarafa bölü olarak geçiririz. 3'ü karşı tarafa yine bölü olarak geçiririz. 3 bölü 2'ye eşit olmuş olur. C şıkkı. 2018 AYT sorusu. P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde kolayca dönebilen, eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edilen katı çubuk şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetleri etkisi dengede. FK kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü T olduğuna göre FL kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü ne kadardır? Şimdi iki kuvveti aynı anda uyguluyoruz. Ağırlık ihmal ve bu ikisi P'ye göre dengede tutuyor. FL yukarı, FK da aşağı döndürmek istiyor ve iki kuvvetten başka kuvvetin torku olmadığına göre bunların torklarının birbirine ne olması lazım? Eşit büyüklükte olması lazım. O zaman FL'nin P'ye göre torku da 1T kadar olmalı ama zıt yönde. Büyüklüğünü sorduğu için şu an işareti bizim için önemli değil. T kadar olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. E şıkkı. Evet, bir küreyi basamaktan yukarı çıkaracağız 9. sorumuzda. O merkezli bir küre, yarıçapı 10 santim, 4 santim yüksekliğindeki basamaktan yukarı çıkarmak istiyoruz. Uygulanması gereken en az 60 Newton büyüklüğünde olduğuna göre kuvvetimiz, o zaman kürenin ağırlığı P ne kadardır? Şimdi uygulanması gereken en az kuvvet, dönme noktasına göre en uzaktan uygulayacağım kuvvet demektir. Bu kürenin dönme noktası basamağın şu köşesidir arkadaşlar. Ve bu köşeye uygulayabileceğim en uzaktan kuvvet çap doğrultusunda olacaktır. Şu şekilde çapa dik olacak şekilde bir F kuvveti ve değeri de 60 Newton'muş. Bu kuvvet basamaktan yukarı doğru döndürmeye çalışıyor. Kürenin kendi ağırlığı P de tam tersi yere onu oturtmaya çalışıyor. Ters tarafa döndürmeye çalışıyor. Ve en az kuvvet dediği için bu ikisinin dönme noktasına göre tam sınırdaki değerine, eşitlik değerine bakmam yeterli olacaktır. 60 Newton'un zaten dik uzaklığı belli dönme noktasına çap kadar, yani 20 santim. O zaman 60 çarpı 20 eşit olmalı. P'nin dik uzaklığı da dönme noktasına şurada çizdiğim mesafe kadar. Bunu şurada oluşan dik üçgenden bulabiliriz. Hipotenüs yarıçap kadar 10. Şurası da aslında yarıçaptır 10 ama 4 santim şuradan basamağı şu kısmı alırsak burada 6 santim kalır. O zaman dik kenarlardan biri 6 ise hipotenüs 10 ise diğer dik kenar 8'dir. Yani P'nin dönme noktasına dik uzaklığı 8. O zaman 60 çarpı 20 P çarpı 8'e eşit olmalıdır. Gerekli sadeleşmeleri yapalım arkadaşlar. Burayı 4'e bölersek 2, burayı 4'e bölersek 5. Tekrar 2 ile 60'ı sadeleştirirsek 30. 30 ile 5'in çarpımı da 150 çıkacaktır. Kürenin ağırlığı 150 Newton'dur diyebiliriz.
Eşit bölmeli ve türdeş bir P çubuğumuz var 10. soruda. Ve çubuk destek üzerinde bir ucu da iple yere bağlı olacak şekilde dengede. Buna göre destekte oluşan tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç P? Şimdi önce çubuğun ağırlığını türdeş olduğu için ortasından asalım. Ve ne kadarmış? P. Destek noktasına göre, burayı dönme noktası alırsak, P yani çubuğun ağırlığı saatin tersi tarafa döndürmeye çalışırken ipteki gerilme de saat tarafına döndürmeye çalışıyor ve bu ikisinin karşılıklı torkları ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Bunun uzaklığı 1, bunun uzaklığı da 2. Yani P çarpı 1, buraya T diyelim ilk birimesine, T çarpı 2'dir. Bu durumda T, P bölü 2 olmalıdır. Aynı zamanda destek tepkisi de yukarı doğru olduğuna göre, kuvvet dengesine göre yukarı kuvvetlerin toplamı aşağı kuvvetlerin toplamına eşit olacaktır. Yani ne? P ile P bölü 2'nin toplamı kadardır. Bu durumda 3 bölü 2 P çıkar C şıkkı. 40 Newton ağırlığında türdeş bir çubuğumuz K ve L noktalarına bağlı ipler yardımıyla şekildeki gibi dengede. Buna göre L noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton? Yani şuradaki ip gerilmesini istiyor bizden. Çubuk türdeş ağırlığın ortasından 40 diye aşağıya asarız arkadaşlar. Yani şu çubuğun boyunu iki eşit parçaya bölmüş oluruz o zaman. Buradaki ip gerilmesine TK dersek bu TK'nın düşeyi ve yatayı olacak değil mi? TKY ve TKX diyebiliriz. Yalnız TKX'e bakacak olursak destek noktasını dönme noktası kabul edersem eğer uzantısı dönme noktasından geçiyor. L'deki ipin de uzantısı dönme noktasından geçiyor. O zaman destek noktasına göre bu ikisinin torku olmaz. Kimlerin torku var? Çubuğun ağırlığının bir de K'nın düşey bileşeninin. Ve uzaklık 1, 2 olarak alabiliriz değil mi? O zaman TK'nın Y bileşeni çarpı 2 eşittir 40 çarpı 1'dir. Bu durumda TK'nın Y bileşeni 40 bölü 2'den 20 Newton çıkar arkadaşlar. Peki TK'nın Y bileşeni dediğimiz nedir? TK ile açının karşısı olduğu için sin 53'ün çarpımıdır. O zaman şuraya 20 yazalım. TK sin 53 neydi arkadaşlar? 0,8 yani 4 bölü 5. Sadeleşme yaparsak burası 5. 5 karşıya çarpım olarak geçerse TK 25 Newton'dur. Peki TK'nın yatayı kuvvet dengesine göre TL ile dengelenmeli mi? Evet. Çünkü sağa çeken kuvvetle sola çeken kuvvet birbirine eşit olmalı ki denge tam olarak sağlansın. O zaman TK'nın yatayı da direkt TL ip gerilmesine eşittir diyebiliriz. TK'nın yatayını nasıl bulacağız? TK ile açının değdiği kol olduğu için cos 53'ü çarpacağız. TK 25 demiştik. Cos 53 de 0,6 yani 3 bölü 5 çarparsak 15 Newton çıkar. Demek ki TL ip gerilmesi de 15 olacaktır arkadaşlar. Evet, bir cetveli asıyoruz K'dan ve L'den ayrı ayrı. Bir öğrenci kütlesi önemsenmeyen cetvelin sıfır noktasına ağırlığı 12 Newton olan bir cisim asıyor. Daha sonra cetveli K noktasından tavana asınca dengelemek için S ipine ağırlığı G1 olan bir cisim asıyor. Öğrenci G1 ağırlıklı cismi yerinden alıyor ve cetveli L noktasından tavana asıp R ipine de dengelemek için G2 ağırlıklı başka bir cisim asıyor. Buna göre G1'in G2 oranı nedir? Evet, şimdi ilk başta cetveli K'dan astık. 12 Newton burada zaten var. Dengeleyebilmek için bunun karşısına S'den bir G1 ağırlığı astık. Şimdi çubuğun asılma hizasına göre burası 10 uzaklık, burası da 20. Yani 12 çarpı 10 eşittir G1 çarpı 20 dersek, şurayı sadeleştirelim. 2'ye bölersek G1'in 6 Newton çıkması gerekir. Daha sonra çubuğu yani cetveli K'dan değil L'den asalım diyor. Ama o zaman da S'ye değil de R'ye G2 ağırlığı asıp dengeleyelim. Buradaki P yine tabii ki aynen devam ediyor. Şimdi bunun uzaklığı ne kadar P'nin? 20.
G2'nin uzaklığı ne kadar? 40. O zaman 12 çarpı 20 eşittir G2 çarpı 40. Dikkat ederseniz 1'e 2 oranı yine 1'e 2 oranı aynı sonucu verecek aslında. Sadeleştirelim. Burası 2. 2 ile 12'yi sadeleştirsek bölersek G2'nin de yine 6 Newton çıktığını görürüz. O zaman oran 1 çıkacaktır arkadaşlar. Birinci soruda F kuvvetinin KLM'ye göre torklarının büyüklüklerini karşılaştırmamızı istiyor. Tam köşegen olarak vermemiş F kuvvetini dikkat ederseniz arkadaşlar. O yüzden KLM'den buraya dik uzaklık bulmam biraz zor. O yüzden ben de bu kuvveti bir deşenlerine ayıracağım. Yatayda 3, düşeyde 1 birim var. K'ya göre torku alırken düşey bileşeni zaten K'dan geçiyor. Yani dönme noktasındaki kuvvetlerin torku olmayacağı için burada K noktasına göre düşeyin torku yok. Sadece yataya bakacağım. Kuvvetim 3 birim dedik. K'dan bu kuvvete dik uzaklıkta 1 birim. O zaman çarparsak 3 olur. L noktası için L noktasında her iki bileşeninde torku var. Fakat yatay bileşen saat tarafına döndürürken düşey bileşen tersi tarafa bir tork etkisi veriyor. Onu eksi diye kabul ediyorum. Yatay bileşenin 3 birim dönme noktasından dik uzaklığı 2 yani 3 çarpı 2 eksi düşey bileşen 1'di. Peki bunun uzantısının dönme noktasına dik uzaklığı ne kadar? 2. 1 çarpı 2. 6 eksi 2'den 4 olacaktır. M'ye göre tork alırsam yatay ve düşeyin her ikisi de M'ye göre aynı tarafa döndürmeye çalışıyor arkadaşlar. O zaman bu ikisinin toplamını alacağım torkta. Yatayın kuvvetim 3 birim, uzaklığı 1, 3 çarpı 1 artı düşeyim kuvvetim 1 birim. Bu doğrultuya uzaklıkta 3. Yani 3 artı 3'ten 6 çıkacaktır. M büyük, L büyük, K olur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci örneğimizde bölmelerin her birinin 10 santim olduğunu söylemiş. F2 kuvvetinin büyüklüğü 20 Newton. F1, F2 kuvvetleri O noktasına göre bileşke torkları ne kadar? Yine F1'in dik uzaklığını O'ya göre bulmam zor olduğu için kuvveti bileşenlerine ayırıyorum. Yatay bileşeni F2 ile aynı büyüklükte olduğu için 20 diyebilirim. Düşey bileşeni F2'nin yarısı olduğu için 10 Newton diyebilirim. Ve O noktasına göre her iki bileşen de saatin tarafa döndürecek. F2 ise O'ya göre saatin tersi tarafa döndürecek. O zaman F2'nin yönünü negatif kabul edersem işleme başlayabiliriz. F1'den başlıyorum. Yatayı 20. Bu kuvvetin dönme noktasının uzaklığı da 10 santim. Ama onu metreye çevirirsek 0,1 metre olacak. 20 çarpı 0,1. Artı düşeyine bakalım. Kuvvetim 10 çarpı bu kuvvetin doğrultusunu çizersem dönme noktasına dik uzaklığı 20 santim yani 0,2. Eksi F2'nin torkunu negatif bir yönde kabul etmiştik çünkü. Kuvvetim 20. Bu kuvvete dönme noktasına dik uzaklıkta 10 santim yani 0,1. Evet, baştaki ve sondaki değerler birbirini götürecektir. O zaman 10 çarpı 0,2'den 2 çıkacaktır. Toplam tork C şıkkı. Üçüncü örneğimizde bir levhamız var. O noktası etrafına dönebilen bir levha. Ve diyor ki F1, F2 büyüklüğündeki kuvvetler ayrı ayrı uygulandığında levha dengede. Neydi bunun anlamı? Kuvvetlerin torkları eşit. Peki tork neydi? Kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvetlerin torkları eşitse kuvvetle dik uzaklık nasıl orantılı? Ters. Yani dik uzaklığı büyük olanın kuvveti ne olmalı? Küçük. F1'in F2 oranını soruyor. Tork eşitliğini alırsak biz F1'in doğrultusu yatay. O noktasından bu doğrultuya dik uzaklık gittiğimde 3 birim gidiyorum. Yani F1 çarpı 3 eşit olmalı. F2'nin doğrultusuna da dönme noktasından dik uzaklık zaten 2, 4, 5 birim gitmiş olduk. F2 çarpı 5'e eşit olacaktır. Bu durumda F2'yi diğer tarafa atarsak F1 bölü F2 olur. 3'ü de karşı tarafa yine bölü olarak geçirirsek 5 bölü 3'e eşit olur. A şıkkı.
Dördüncü soruda türdeş ve eşit bölmeli bir çubuk 90 Newton ağırlığında iplerle ve makarayla şekil ekibi dengelenmiş. K ipindeki gerilme kuvveti ne kadardır diye soruyor. Çubuk 7 eşit bölmeli, tam ortasından alırsak şuradan türdeş dediği için ortasından aldık. 90 Newton asıyoruz. Bu ipteki gerilmeye TK diyorum. Aynı ip boyunca kuvvet değişmeyeceği için burası da TK olur. Fakat bu ipe TK diyemem çünkü aynı ip değil, farklı bir ip, T diyorum. Ama bunu bulmak istemediğime göre buraya göre tork almam işimi kolaylaştırır. Çünkü bu kuvveti elemiş olurum. Evet, seçtiğim dönme noktasına göre 2 tane TK saat tarafına döndürürken 90 da saatin tersi tarafa döndürmüş oluyor. Şimdi torkları eşitleyelim. Bu TK'nın uzaklığı 2, diğerinin uzaklığı da 7. TK çarpı 7 artı TK çarpı 2 eşit olmalı. 90 çarpı uzaklığı 3,5 yani 7 bölü 2. Burası 9 TK yapar. Eşittir 90 çarpı 7 bölü 2. Sadeleştirirsek burası 10 yapar. Sadeleştirirsek burası 5 yapar. 5 ile 7'yi çarparsak TK 35 çıkacaktır. C şıkkı. Yine çubuk sorusu. Eşit bölmeli XY çubukları şekil ekibi dengede KL noktalarına bağlı ip gerilme kuvvetleri sırasıyla 20 ve 30. Y çubuğunun ağırlığı 40 olduğuna göre 1, 2, 3'ten hangileri doğrudur? Şimdi Y çubuğundan başlayalım. İpucu olarak onu vermiş. Y çubuğunun ağırlığı 40. Y'yi taşıyan şu iki kol var. Bu kollardan bir tanesinde 20 var. Çubuğun ağırlığı 40 ise diğer kolda da diğer yarısı olacaktır. Yani 20. O zaman iki kol çubuğun ağırlığını eşit paylaştığı için çubuğun ağırlık merkezi de bunların tam ortasında olmak zorunda ki eşit uzaklıkta olduğu için eşit olarak paylaşım yapsın. Bu da bize Y çubuğunun türdeş olduğunu gösterir. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Aynı ip olduğu için buraya 20 dersem buradaki ip gerilmesi de 20 olacaktır. O zaman X'in yukarı doğru 30 ve 50, 20 çektiği için toplam yukarı 50 ile çekiliyorsa X'in ağırlığı da ne olmalıdır? 50. Yani 3. öncülümüz de doğrudur. Fakat ne yapmamışlar? Eşit paylaşmamışlar X'in ağırlığını, değil mi? Biri 30, biri 20. Bu demektir ki çubuğun ağırlık merkezi iki kola eşit uzaklıkta değil. Kimde daha fazla varsa ağırlık merkezi oraya yakın. Yani tam ortasında değil, biraz daha 30 Newton olan X koluna yakın olacak. Bu da çubuğun türdeş olmadığını bize gösterir. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. Cevabımız eşit olur. İki tane destek üzerinde türdeş bir çubuğumuz var. Ve bir de çubuğun üstünde X küresi var. X cismi ok yönünde K desteğine kadar hareket ettirildiğinde K ve L'nin tepki kuvvetleri için ne söylenebilir? Evet, çubuk türdeşse ortasından ağırlığını asalım. 8 bölmeli bir çubuk. Ortasından asarsam şuradan Ç diyelim çubuğun ağırlığına. Şurada da X var. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar, çubukla X'in ağırlığı aşağıya doğru. K'daki destek tepkisi yukarı, L'deki destek tepkisi de yukarı doğru. Ve çubukla X'in ağırlık toplamı şu arada bir yerde. Değil mi? Bu ağırlık toplamını da K ve L ne yapıyorlar? Paylaşıyorlar. Ona göre destek tepkisi oluşuyor. Kime yakınsa bu toplam ağırlık, o koldaki destek tepkisinin büyük olması lazım. Şu an kime yakın? L'ye yakın. O zaman L'deki destek tepkisi K'dakinden nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. X K desteğine doğru hareket etti. Mesela şuraya geldi. O zaman çubukla X'in ağırlık merkezi ne oluyor arkadaşlar? Kime yaklaşıyor? K'ya. Bu durumda K'daki tepki kuvveti ne yapacak? Toplam ağırlık kime yaklaşırsa orası daha fazla zorlanacağı için artacak. L'den de uzaklaştığı için L de azalmış olacak. Yani K artar, L azalır. Cevabımız B şıkkı olur. Evet, iplerle asılı yine iki çubuk. 120 Newton ağırlığında özdeş ve eşit bölmeli türdeş çubuklarmış bunlar ve dengedeler. KL noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sayısı TK TL oranı kaçtır? Alttaki çubuktan başlayalım. Türdeş olduğu için ağırlığın ortasından astık 120. Şu noktaya göre tork alırsam
120 kendi ağırlığı aşağı çekerken TK ip gelmesi de yukarı çekiyor ve bu noktaya göre ikisinin torku eşit. 120 çarpı uzaklığı 2 eşit olmalı TK çarpı 3'e. Sadeleştirirsek burası 40 yapar. 40 ile 2'yi çarparsak TK 80'dir. Şimdi üstteki çubuğu alıyorum. Üstteki çubuğa etki eden şurada TK ip gelmesi bu sefer aşağıya çekiyor üstteki çubuğu. 80 ile bulmuştuk değerini. Çubuğun ağırlığını yine ortasına asacağım 120. Şuradaki ip de yukarı doğru çekiyor. Burada da bir ip gelmesi var ama bunu sormuyor bize. Biz burayı tork noktası kabul edersek bunu elemiş oluruz. O zaman dönme noktasına göre seçtiğim dönme noktasına göre üstteki çubuğa 3 tane kuvvet tork etkisi oluşturuyor. 80'lik TK gerilmesi saatin ters tarafa çekiyor. TL de onunla aynı tarafa çekiyor. 120 kendi ağırlığı da saat tarafına çekiyor. O zaman bu ikisinin torku ağırlığın torkuna eşit olmalı. 80'in uzaklığı 1. 80 çarpı 1 artı TL'nin uzaklığı 3. TL çarpı 3 eşit olmalı 120 çarpı 1'e. 80'i karşı tarafa eksi atarsak 120 eksi 80 40 demektir. Yani TL 40 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Bize TK'nın TL'ye oranını sormuştu. TK 80'di. TL de 40 bölü 3'tü. Bu oran 40 bölü 3 yukarı 3 bölü 40 diye geçer. 80 çarpı 3 bölü 40 dersek burası 2 olur. 2 ile 3'ün çarpımı da 6 olacaktır arkadaşlar. TK bölü TL oranı E şıkkı. Şekildeki P ağırlıkla eşit bölmeli türdeş çubuk K noktasından iple duvara bağlanmış olarak dengelenmiş. İpte oluşan gerilme kuvveti 45 Newton olduğuna göre P ağırlığı ne kadar? Çubuk türdeş dediğine göre ağırlığını ortasından asıyoruz. İpteki gerilme kuvveti onu saatin ters yöne 45 ile çekiyor. İkisinin torkunun dönme noktasına göre birbirine eşit olması lazım ki dengede kalabilsin. Dik uzaklıkları bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada açının sinüsünü, kosinüsünü kullanabilirsiniz ama ben çubuğun boyunun her bir bölmesini 5 birim olarak kabul edip ona göre uzaklık bulacağım. Neden 5 birim seçtim? Çünkü 53 derece var. Burada 37, 53, 90 dik üçgenleri oluşacak. Yani 3, 4, 5 onun katlarını oluşturmaya çalışıyorum. Şurada bir dik üçgen var. P'nin dönme noktasına dik uzaklığı da şuradaki yataydaki dik kenar. O da 37'nin karşısı olacak. Buradaki dik üçgende 90'ın karşısı 15 olduğuna göre 37'nin karşısının 9 olması gerekir. Yani P çarpı 9, P'nin torkudur. 45'in torkuna gelirsek, 45'in doğrultusuna dönme noktasından dik uzaklıkta şu düşey uzaklığımız olacaktır. Evet, burada bir dik üçgen dikkat ederseniz meydana geliyor. 50 ise buradaki açı 53 derece. 90'ın karşısı bu sefer 20 oldu. O zaman 53'ün karşısını bulmaya çalıştığım için o da 16 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeninden. 45 çarpı 16'ya eşittir. 9 ile 45 sadelirse 5 olur. 5 ile 16'yı çarparsak P 80 Newton çıkar. Türdeş düzgün bir çubuk. O noktasından menteşeli dönebiliyor. S ipiyle dengelenmiş çubuk. İpteki gerilme kuvveti T, ipin O'ya göre oluşturduğu torkta küçük t olarak gösterilmiş. S ipi ok yönünde hareket ettirilirse ip gerilmesi ve tork nasıl değişir? Çubuk türdeş ağırlığını ortasından astığımızı düşünelim. P'ye kadar olsun. Çubuğun torkuyla ipte oluşan gerilmenin torku şu an dönme noktasına göre birbirine eşit olmalı ki dengede kalabilsin. Yani şöyle bir eşitlik yazabiliriz. Çubuğun ağırlığının yeri değişmediğine göre buradaki tork sabit. O zaman dengeleyebilmesi için ip gerilmesinin torkunu da her seferinde ne olması lazım? Sabit. Yani ipi ok yönünde hareket ettirsem de uzaklığı azalsa bile ne olacaktır? Tork değişmeyecektir. Tork neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı uzaklık. Buradaki kuvvetimiz T çarpı uzaklığına da D diyelim. D mesafesi ne yaptı? Azaldı. Ama torkun değişmemesi lazım ağırlığın torkuna eşit olabilmesi için. O zaman T ip gerilmesi ne yapacaktır?
artacaktır. Cevabımız A olur. Yine bir çubuk sorusu. KOL çubuğu S1-S2 ipleriyle tavana bağlanmış ve dengelenmiş. S1 ipinin düşeyle yaptığı alfa açısı S2 ipinin düşeyle yaptığı teta açısından daha küçükmüş. S1 ipinde T1, S2 ipinde T2 kadar gerilme kuvveti oluştuğuna göre ve KO ile OL eşit, yani şu iki mesafe çubuğu ortadan ikiye bölmüş. 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bir tork dengesi, bir de kuvvet dengesi, ikisine de bakabiliriz. Dengede dediğine göre iki şart da sağlamış olmalı. Buradaki ip gerilmesi T1'in yatayı T1 çarpı açının karşısı olduğu için sin alfa olacak. Buradaki ip gerilmesi T2'nin yatayını alırsak o da T2 çarpı sin teta olacak. Yatayda bu ikisi dışında başka kuvvet olmadığı için T1 sin alfa T2 sin teta'ya eşit olmalı. Dar açılarda açı büyüdükçe sinüsü de artar. Teta açısı alfadan büyük olduğuna göre o zaman sin teta da sin alfadan daha büyüktür. Çarpımın o zaman eşitlenebilmesi için T2'nin T1'den küçük olması lazım. Yani T1 büyüktür. T2 şartı sağlanmalı. İkinci öncüle baktığımızda S1 ipinde oluşan gerilme kuvveti yani T1, S2 ipinde oluşan gerilme kuvvetinden yani T2'den daha büyüktür. Bu durumda doğrudur. Birinci öncülümüze bakalım. T1'in L noktasına göre torku çubuğun ağırlığının torkuna eşit büyüklüktedir. Şimdi çubuğu şöyle alırsak arkadaşlar tekrar. Çubuğun ağırlığını arasından asıyoruz. P. Şurada T1 vardı. Şurada da T2 vardı. Biz nereye göre tork alalım diyor. L noktasına göre. L noktası burası. Buraya göre tork alırsam dönme noktasında olduğu için zaten T2'nin torku olmaz. O zaman sadece iki kuvvet kalıyor. P ve T1. Dengenin sağlanabilmesi için P ve T1'in L'ye göre torkları birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. O zaman birinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüzde T1'in O noktasına göre torku T2'nin O noktasına göre torkundan büyüktür diyor. T1'in ve T2'nin O'ya göre torklarını alırken yatay bileşenlerin uzantıları zaten O'dan geçtiği için yatay bileşenlerin tork etkisi olmaz. Düşey bileşenlerin ancak O'ya göre torku olacaktır. Yani T1 cos alfa ile T2 cos teta'nın ve bu T1 cos alfa T2 cos teta'nın O'ya uzaklıkları nasıldı? Eşitti. O zaman uzaklıklar eşitse torkları ancak kuvvetlerin farklı olmasıyla sağlayabilirim farklılığını. Peki T1 cos alfa T2 cos teta hangisi büyük? Bir kere T1'in T2'den büyük olduğunu biliyorum. Açı dar açılarda açı küçükse kosinüs büyüktür. Yani kos alfanın da kos teta'dan büyük olduğunu biliyorum. Hem T1 büyük hem kos alfa büyük. O zaman T1 kos alfa T2 kos teta'dan büyük olacaktır. Dolayısıyla aynı uzaklıksa kuvveti büyük olanın torkunun büyük olması lazım. O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Evet, cevap şıklarında üçü de doğru yok ama üçü de doğru olmalı. Şuraya 3'ü de eklersek cevaba D diyebiliriz. Üçüncü sorudan yine bir tork dengesi ve kuvvet dengesi birlikte soruluyor. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün türdeş çubuk V hızıyla K'dan L'ye getiriliyor. Ve bu sırada çubuğa daima dik F kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğru? 1. Cismi etkeden net kuvvet sıfırdır. Evet, çünkü bir kuvvet sağa doğru F, bir kuvvet de sola doğru F. O zaman bu ikisinin bileşkesi sıfır olacak. Başka da kuvvet yok. Doğrudur. 2. Cismi etkeden net tork sıfırdır. Şimdi cismin iki ucundan kuvvet uyguluyorsam o zaman bu çubuğun dönme noktası ortası olmuş olur. Ve F kuvveti, üstteki F kuvveti dönme noktasına göre saat tarafına döndürürken alttaki F de saat tarafına döndürecek. İkisi de aynı tarafa döndürmeye çalıştığı için net tork sıfır olamaz arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyoruz. Üçüncü öncül, çubuğun orta noktasının V öteleme hızı değişmez.
Evet, orta noktasının V ötelemi hızı değişmez. Çünkü burası dönme noktası olacağı için dönme noktasında sadece öteleme hızı vardır. O da V hızıyla devam edecektir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız bu durumda B şıkkı olur. Ve son sorumuz. Şekildeki uçak sabit hızla doğrusal olarak ilerlerken uçağı etkileyen yalnız düşey kuvvetler gösterilmiştir. Bunlar G ağırlığı, F1 kanatların toplam kaldırma kuvveti, F2 dengeleyici kanatların kuvvetidir. G, F1, F2 kuvvetlerin arasındaki uzaklığa şekildeki gibi olduğuna göre F1 kuvvetinin şiddeti F2 kuvvetinin şiddetinin kaç katıdır? Şimdi biz F1 ile F2 arasındaki ilişkiyi istiyoruz ama bize 3 tane kuvvet vermiş. Fakat G'yi bulmak istemiyoruz. O zaman tork dengesini alırken istemediğimiz kuvvete göre tork alırsak, yani burayı dönme noktası kabul edersek, G'yi elemiş oluruz. Çünkü dönme noktasındaki kuvvetlerin torku olmaz. Ve bu durumda F1'in F2'nin istediğimiz yere göre torkunu aldığımızda kıyaslama yapabiliriz. F1'in uzaklığı 8, yani F1 çarpı 8 eşit olmalı. F2'nin uzaklığı da ne olacaktır? 40. F2'yi diğer tarafa bölü olarak geçirirsek ya da geçirmemize gerek yok. Kaç katı diye sormuş zaten. Direkt sadeleştirelim 8 ile 40'ı. Burası 1 kalır, burası 5 kalır. F1 5, F2'dir. Evet, zaten F1 kuvvetinin şiddetinin F2'nin kaç katı olduğunu sormuştu. 5 katı diyebiliriz arkadaşlar.